Değerli hocalarımız, akademisyenler, 2016-2017 akademik yılımızın hayırlı olmasını diliyorum üniversitemize. Rektörümüzü de tebrik ediyorum. Çok eskilere dayanan bir dostluğumuz var. Ben öncelikle beni buraya davet edip böyle bir sunum yapma imkanı bize sundukları için kendilerine teşekkür ediyorum. Çok değerli dostlar, son yıllarda özellikle çok fazla üzerinde durulan bir kavramdır etik. Tabii etik aslında insanlık tarihi kadar eski bir kavramdır. Yeni bir kavram değil. İnsanlık tarihinde çok önemli yeri vardır. Eskiden birçok filozofun çalışmalarında çok önemli bir yer tuttuğunu biliyoruz. Ama sanayi toplumu öncesinde yine çok önemli bir anlamı var iken, özellikle Bizans toplumunda, loncalarda ve bunun eşdeğeri olan Osmanlı toplumunda, ahilerde iş ahlaki gibi kavramlar gerçekten toplumsal hayatta önemli bir yer tutuyordu. Fakat 18. yüzyılda sanayileşmeyle birlikte etik değerlerden, dini değerlerden, sosyal değerlerden biraz uzaklaşılıyor. Adeta ekonomik kalkınma, sosyal kalkınmanın biraz önüne geçiyordu. Zaman içerisinde sosyal kalkınma önemli ölçüde ihmal edildi. Fakat 1960'lı yıllar birçoğunuzun bildiği gibi ekonomik kalkınmanın zirveye ulaştığı dönemler. Fakat bu yıllar, yani 20. yüzyılın ortası, aynı zamanda yani refahın, ekonomik kalkınmanın bu denli yüksek olduğu bu dünyada etik değerlerin alabildiğine, yok olduğunu, sosyal değerlerin alabildiğine, dejelere olduğunu görüyoruz. Tabii 1960'lı yıllardan itibaren başta Amerika olmak üzere Avrupa ülkelerinde iş ahlakı ile ilgili önemli çalışmalar yapıldı. Özellikle özel sektörde. Tabii daha önce, tabii kamu kuruluşlarında etik değerler önemli. Fakat ilk uygulamasını birazcık da daha fazla sıkıntının olduğu özel sektörde bu türde çalışmalar biraz ön plana çıkmaya başladı. Fakat 70'li yıllardan itibaren bütün dünyada kamu yönetiminde reform çalışmaları, özellikle çağdaş batılı ülkelerde ve bu daha sonraki yıllarda ülkemizde de kendisini göstermeye başladı. Türkiye Avrupa Birliği'ne uyum süreci doğrultusunda 2004 yılında bu alanda önemli reformlar yaptı, adımlar attı, kurumsal çalışmalar başlattı. Bunlardan bir tanesi Başbakanlığa bağlı Kamu Görevleri Etik Kurulu'nun kurulması. Değerli dostlarım, tabii bundan önce etik çalışmalar yok muydu? Bizim medeniyetimize baktığımız zaman bir etik veyahut da diğer bir ifadeyle ahlak medeniyeti olduğunu söyleyebiliriz. Toplumumuza damgasını vurmuştur. Toplumumuzda bütün gruplar arasında toplumsal ilişkileri düzenleyen ana değerlerdir etik değerler. Hele hele bir Osmanlı medeniyetini bir etik medeniyeti diye tanımlayabilmek mümkündür. Özellikle İslam topluluklarında belki bugün uygulamada bu anlamda çok ciddi sıkıntılar var. Ama değerli dostlar, şunu ifade edelim. İslam peygamberinin çok önemli bir sözü vardır. Birçoğunuz bunu bilirsiniz. Gerçekten baş tacımız olması gereken çok önemli bir sözdür. Hazreti Peygamber şöyle diyor: ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Bundan daha güzel etiğe, ahlaki değerlere verilen bir önemi veyahut da belli bir eseri görmek mümkün değil. Önemli olan bunları hayatımıza geçirebilmek, bu değerleri içselleştirebilmek. Modern dünya bu anlamda gerçekten çok ciddi sıkıntılar çekiyor ve bugün ekonomik kalkınmanın bu denli zirvede olmasına rağmen dünya, ben de iktisatçıyım. Burada epeyce iktisatçılar vardır ama bütün sosyal bilimciler de bunu çok iyi bilir ki herkes bir vatandaş olarak, üniversite düzeyinde okuyan herkes şunu çok iyi bilir: dünya hiçbir döneminde olmadığı kadar bugün üretim yapıyor. Kalkınma sürecine girmiş. 24 saat çalışan fabrikalar, kaynaklar alabildiğine değerlendiriliyor. 20. yüzyılın başında başlayan verimlilik çalışmaları özellikle ilmi anlamda çok önemli temeller bulmuştur. İşte Taylorizm, Fayolizm,